Oğlum. Baba. Oğlum bak. Beni bu bahçeye gömeceksin lan. Tamam mı lan? Beni mezarlığa gömmek yok oğlum. Beni bu ağaçların altına gömeceksiniz oğlum. Bu yaz tiyatrolar boş durmuyor. İkinci kat tiyatro bu sene yaz mevsiminde yarın oyunları projesini gerçekleştirme niyetinde Cambaz'ın cenazesiyle başladı. Oyunun yönetmeni Berfin Zenderlioğlu ve oyuncularıyla birlikteyiz. Onlarla kısa bir sohbetimiz olacak. Yani konsept olarak 4 yazar, 4 yönetmen ve 14 oyuncuyla bir yola çıkılarak başlayan bir proje. Proje Sami Berat Marçalı'ya ait. Yazını boş geçirmeyelim, tiyatroyu da devam etsin diye başlayan bir süreç ama her şey kurayla belirlendi. İkinci kat belirli başlıklar sunmuş seyirciye ve seyirciye bir ankete girişilmiş. Bu anket sonucunda bir takım başlıklar ön plana çıkmış. Bizim başlığımız da dönüşümünde oldu. Sonrasında işte bizim yazarımız çekilen kurayla Firuze Engin oldu. Firuze de dönüşüm çerçevesinde işte küçük bir kasabada kendi halinde yaşayan insanların aslında hiç de hesaplamadıkları, işte küçük hesaplar üzerine kurulu ama bunun geri dönüşümün çok daha travmatik bir şekilde olduğu bir dönüşüm hikayesine tanıklık ediyoruz. Bir yönüyle hem kentsel dönüşümü ele alan ama bir taraftan da o kasabanın içerisinde değişen, dönüşen insanların kısmen dönüşümlerini tanıklık ediyoruz. İbrahim Olaçoğlu. Ben de bu projeye işte oyuncu olarak katılanlardan biriyim. Bu projenin sürprizli bir şey olacağını bilerek girmiştik. Ama tabii ki heyecanlı bir şey çünkü bir yandan çok büyük bir şey bizim için aşılması gereken bir engel, bir yandan da bir risk. Çünkü birbirini tanımayan oyuncular olma ihtimali var, metni bilmiyorsunuz normalde. Aslında böyle işlemiyor tiyatro. Tolga İskit, ben işte diğer oyuncusuyum bu oyun. Yani benim için de çok muhteşem bir deneyim oldu. Biz dördümüz de birbirimizi tanımıyorduk yani, yazarla yönetmen, oyuncular. Ama tanışmadan bir araya geldik. Evet, 100 yıldır bir araya gelmiştik. Öyle ilk günden itibaren çalışmaya başladık. Yani. Çağırmak için kadınların bulunduğu odaya kafasını uzattı. Kadınlar o sırada dua okuyorlardı. Hazırsın. Yani Sabri teyze olursa? Yok, abi teyze. Değil burası, evet. Baştan at istersen.